Evet sevgili dostlar, bu videomuzda da biraz tekrar hardware, teknik bilgiler diyoruz. Çoğu arkadaşlarına istek olduğu için nereye ne takılır vesaire vesaire bilgiler için. Şimdi benim bu videom özel amacı yok arkadaşlar. Aslında benim pitchbender kırıldı. O yüzden Ork'u açıp pitchbender'ı değiştireceğim. Gördüğünüz gibi. Pitchbender'im kırıldı arkadaşlar. Onun için dedim aynı zamanda da bu videoyu yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten burada disk yeri arkadaşlar. Burada da MP3 çaları takabilirsiniz. İçi komple hazır arkadaşlar burada. Yani normal bir nasıl desem laptop için MP3 çalarınızı direkt çıkarıp da şu iki cıvatayı açıp içine direkt MP3 çalarınızı yani CD çalarınızı taktığınızda zaten direkt çalışır çünkü arka bağlantıları vesaire vesaire her şey hazır. Şimdi arkadaşlar RAM vesaire vesaire MO board takmak istediğinizde Ork'u komple açmanıza gerek yoktur. Şimdi alt çiziklerine bakmayın arkadaşlar. Yani Ork nereden bakarsanız yaklaşık 5-6 yıldır kullanıyorum. Yani birkaç çizik olur yani. Evet şimdi RAM vesaire değiştirmek istediğinizde arkadaşlar sadece şu kapağı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu bölgeyi. Bu kapağı açtığınızda burada RAM'ları, board'ları vesaire vesaire ve bu MP3 çalar, bu mix MP3 player'ı buradan takabilirsiniz arkadaşlar. Komple Ork'u sökmenize gerek yok. Direkt buradan yapabilirsiniz. Yani 2, 4, 8, 9 orada eksiklik var, burada eksik var. 10 cıvatayı açtığınızda bu kapağı kaldırdığınızda direkt RAM'lara, MO board ve MP3 çalara gelirsiniz arkadaşlar. Şimdi pitchbender değiştirmek istediğinizde vesaire yahut hard disk'i değiştirmek istediğinizde komple Ork'u açmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Yahut klavyeyi yani klavyenizde kırık tuş varsa arkadaşlar yani baktığınız olacak gibi değil. Komple klavyeyi değiştirmek istediğinizde yahut başka klavyeye daha ağır tuşlu vesaire vesaire takmak istediğinizde zevkinize göre onlar için komple Ork'u açmamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafında cıvata yerleriniz var. Ben açtım şu an. Yoksa bayağı bir zamanımı alırdı. Bu etraftaki cıvataları önce bir çıkarıyorsunuz. O cıvataların boyunu arkadaşlar düşürdüm. Kusura kalmayın. Şu şekil. Mem görebiliyor musunuz? Şu kadar boyutu var. Altın rengindekiler yan tarafa geliyor arkadaşlar. Altın renkte cıvatalar yan tarafa geliyor. Ondan sonra bir de siyah renklerimiz var. Şu şekil. Bu siyah renklerde arkadaşlar yani ortalara ait. Yine şurada dikkat etmek gerekiyor. Şuraya yüksek olan cıvataları yere yine altın renkli ve bu tarafa da yine altın renk getiriyor arkadaşlar. Buralara siyahlar giriyor komple. Zaten 1, 2, 3, 4 siyah. 1, 2, 3, 4 de bu tarafta siyah arkadaşlar. Bu ikisi altın renkli ortada. Şu iki burada bayağı uzun bir tornavida da gerekecek arkadaşlar. Burada tekrar iki siyahlarımız var. Geriye kalan etrafındakiler zaten altın renkte olan. Şimdi arkadaşlar Ork'un bir de arka tarafından şu şekil ben Ork'u bir döndüreyim. Yani en iyisi iki sandalye alırsınız arkadaşlar. Ork'u dikersiniz. Dikine o şekil çıkarırsınız. Çünkü Ork'u döndürdüğünüz ve yüzüstü yatırdığınızda pitchbender çalışıyorsa direkt zaten yer pitchbender'in üstüne geliyor arkadaşlar. Pitchbender'i kırma ihtimaliniz var ve display'i kırma ihtimaliniz var. O yüzden display'i ve pitchbender'i her seferinde şu şekil zaten ortaya geliyor. Sağlam bir yere almak gerekiyor. Yani direkt yüzüstü yere yatırmayın. Yüzüstü yere yatırdığınızda buraya nasıl desem yumuşak bir şey koyun ki bura kırılmasın ve pitchbender'e çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yere yatırdığınız an zaten direkt yer buradan pitchbender'i içeri basıyor ve pitchbender'inizi kırabilirsiniz.
O yüzden biraz dikkat verin. Şimdi arka tarafında arkadaşlar sadece şu kenardaki 1, 2, 3, 4 köşede 1, 2 de altta var arkadaşlar. Bunları açıyoruz. Ve bu on off tarafında tekrar bir sağ yukarıda, bir de sol aşağıda arkadaşlar. Onları açıyoruz. Ondan sonra tekrar orkumuzu biraz öne çekiyoruz. Şu şekil, düşmeyeceği şekilde. Ondan sonra orkumuzu komple şu şekil iki elimizle tutup bir sağ bir sol. Önce önden kaldırıyoruz arkadaşlar. Şu şekil tutarak, gördüğünüz gibi şekil tutarak iki taraftan önden kaldırıp arkaya doğru itiyoruz. Ondan sonra komple dikiyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Şu şekil gördüğünüz gibi komple dikiyoruz. Dediğim gibi önce ön tarafı kaldırıyoruz. Ondan sonra arkaya doğru itiyoruz komple kapağı. Ondan sonra arkayı kaldırıp şu şekil dikiyoruz. Fazla arkaya çekmeyin arkadaşlar. Çünkü burada kablolar var. Kabloları çıkarabilirsiniz çektiğinizde. O yüzden tekrar buraları biraz kontrol edelim. Kablolar çıkmasın. Evet. Gördüğünüz gibi benim pitch bend kırık arkadaşlar. Buradan komple yuvası kırılmış civatanın. Yani bunu bu şekilde civatalarla komple pitch bendleri çıkarıp kabloyu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve şu kabloyu da çıkarıyoruz. Ondan sonra yeni pitch bendlerimizi takıyoruz buraya. Zaten bu bir şekil olarak oluyor. Şu şekil sizde olması gerekecek. Şu şekil. Şu kabloyu çıkarıyoruz. Bu kabloyu çıkarıyoruz. Dört civatalarımızı açıyoruz. Alıyoruz pitch bendlerimizi. Yeni pitch bendleri takıyoruz. Kablolarımızı takıyoruz. Bitti iş. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu 3,5'lik disk yerimiz. Gördüğünüz gibi bu da MP3 çalarımız. Her şey hazır arkadaşlar. Bağlantılar vesaire vesaire her şey hazır. Sadece dediğim gibi laptoptan ön kapakları açıp ben bir ara yaptım arkadaşlar. Ama sonra baktım işime yaramıyor. Çünkü zaten hard diskim var. İşe yaramıyor. Sonra yine çıkardım, kapattım. Çünkü yani hard disk üzeri zaten ben komple MP3'leri vesaire vesaire atıyorum. O yüzden diske gerek kalmıyor arkadaşlar. Hepsini hard disk üzeri yapıyorum. Zaten oradan direkt güzel güzel seçebiliyorum. CD'de biliyorsunuz bozuntular oluyor. Çizik olduğunda çalışmıyor vesaire vesaire arkadaşlar. O yüzden hard diskiniz büyükse arkadaşlar her şeyi hard diske atabilirsiniz. Şimdi klavyeniz bozulduğunda arkadaşlar yahut kırıldığında, klavyeniz kırıldığında şu civataları söküyoruz. Gördüğünüz gibi burada komple şu boyut olarak civatalanmış ve alt tarafında komple olarak civatalanmış arkadaşlar. Bu civataları söküyoruz. Alttakilerini ve üsttekilerini komple olarak. Ondan sonra kablolarımızı çözüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu da çözüyoruz arkadaşlar. Ve bunu da çözüyoruz. Pardon. Bunu da çözüyoruz. Bunu da çözüyoruz. Ondan sonra komple klavyemizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Tabii ki önce bunları alıyoruz yerinden. Komple klavyemizi çıkarıyoruz. Yeni klavyeyi ön taraftan takıyoruz. Ve buradan tekrar bunları takarak montalıyoruz arkadaşlar. Ve kablolarını aynı şekil platinimiz de şu şekil arkadaşlar. Yine nasıl ise yerine takıyoruz. Eğer emin değilseniz arkadaşlar benim size tavsiyem önce resmini çekin yahut video yapın. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Çünkü unutmayın yerlerini. Yani bu artık böyle miydi, şöyle miydi demeyin arkadaşlar. Şu ters miydi, yukarı mıydı, aşağı mıydı demeyin. Yani o yüzden bir resmini çekin yahut en güzeli video çekin. Şöyle yavaş yavaş bir şekilde. Ki hiçbir şey karıştırmayasınız arkadaşlar. Bu şekil güzel bir şekil tekrar klavyenizi
takarsınız profesyonel bir şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi piç benderimi değiştireceğim. Şu dört civatayı söküp bu piçi buradan alıp yeni bir piç takacağım arkadaşlar buraya. Ondan sonra orkumu komple yine montajlayacağım. Burada hoparlör var arkadaşlar. Dediğim gibi eğer burada kir yahut toz olduğunda hafif silin. Lütfen parmağınıza basmayın arkadaşlar içine. Parmağınızı hiç vurmayın buraya. En iyisi. Yani böyle hafif hafif yani bastırmayarak. Çünkü burayı kırdığınızda, burayı yıprattığınızda içindeki ortadaki mili arkadaşlar hoparlörünüz hiçbir işe yaramayacak. Zaten direkt patlar. O yüzden hafif hafif tozu alın arkadaşlar. Hiç çöktürmeden ona çok dikkat edin. Evet, bunlar da tislerimiz. Bu tarafta aynı zaten. Evet, başka size ne diyebilirim? Dediğim gibi bu diskin üstüne biraz kir vesaire vesaire kola yahut ne bileyim ne olabilir. Neden? Çünkü bura tam piç benderin üstü arkadaşlar. Piç benderin arasından sızanlar üstüne direkt damlıyor yahut düşüyor. Evet, başka sizlere ne anlatabilsem. Evet, on-off'u değiştirmek istediğiniz arkadaşlar. Buradan değiştirin. O burada. Dediğim gibi ramları vesaire vesaire değiştirmek istediğinizde orku komple açmanıza gerek yok arkadaşlar. Alt tarafından kapağı açıyorsunuz. Ve nasıl desem ramları ellemeden önce arkadaşlar kendinize plastik bir şeyin üstüne dengeliyorsunuz. Yahut plastik lastik ayakkabı giyiyorsunuz arkadaşlar. Ve nasıl desem eğer evde bir kalorifer vesaire bir şey varsa arkadaşlar oraya bir elliyorsunuz ki üstünüzde cereyan olmasın. Ondan sonra ramları çıkarıyorsunuz arkadaşlar paketinden. Çünkü onu yapmazsanız eğer cereyanlıysanız ramlarınız direkt çöp. Bunu da kısaca hatırlatayım arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Yahut dediğim gibi plastiğin üstüne dinlersiniz. Plastik bir şey serersiniz altınıza. Ama dediğim gibi yere bağlı olan demiriniz vesaire bir şeyiniz varsa arkadaşlar dediğim gibi direkt bir kere elliyorsunuz. Bazen arkadaşlar yan yana yürüyünce birbirini ellediğinde cereyan çeker ya onu üstünüzden almanız için arkadaşlar. Çünkü hafif de olsa cereyan vurduğunuzda ram ölür arkadaşlar. Bunu da kısaca hatırlatayım. O yüzden paketinden çıkarmadan önce paketinden dursun. Her şeyi açın, hazırlayın. Plastik ayakkabı giyin. Yahut plastiğin üstüne dinlenin arkadaşlar. Kendinizi yerle bağlı bir demirle temas edin. Cereyanınızı alın. Ondan sonra ramları paketinden alın arkadaşlar. Olsa alt tarafından dediğim gibi takarsınız. Evet, başka ne söylesem başka söylenecek. Zaten klavyeyi söyledim arkadaşlar. Klavye dediğim gibi oradan değişiyor. Piç benderi buradan değiştiriyoruz. Diskimiz 3,5'lik boyut diskimiz burada arkadaşlar. Baslarımız bu. Tislerimiz bu. Gördüğünüz gibi 2. Bura dediğim gibi cereyan yeri arkadaşlar. Türkçesini bilmiyorum ne diyorlar. Dediğim gibi ramlarda her şey bunun altında arkadaşlar. Burada dediğim gibi MP3 çalarımız. RAM'ları MP3 player'ı. Şimdi diyeceksiniz MP3 player neden buradan ayrı takıyorum? Bir burada ayrı var vesaire vesaire. Arkadaşlar buradan CD çalar taktığınızda burada sadece CD'nin üstündeki müzikleri çalar. Peş peşe birer birer. Bunun altından MP3 kartı taktığınızda MP3 sound kartı taktığınızda arkadaşlar şu olayı yaparsınız. Göstereyim size. Şu olayı yaparsınız arkadaşlar. İki tarafı playleyebilirsiniz. Çünkü standart fırma çıkışı sadece bir tarafı playlersiniz. Balanslar çalışır ama birbirine aynı DJ gibi mix yapamazsınız arkadaşlar. MP3 kartı taktığınızda ikisini çalıştırırsınız. Ses komple buradaysa bunu da bulduysanız selector vesaire vesaire seçiyorsunuz. O çalıyor zaten. Ondan sonra buna play basıyorsunuz. Yavaş yavaş bu tarafa
mix yapıyorsunuz. İkisi aynı anda çalışıyor arkadaşlar. Onun için MP3 player çalar gerekecek kartı. Onu da yine alttan takıyorsunuz arkadaşlar. Evet, RAM'lar da orada. Başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi takarken aynı şekil. Önce arkaya takıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Yine dikiyoruz. O şekilde pitchbenderin üstüne koymadan, orku yüz çevirmeden orkumuzu tekrar komple kapıyoruz arkadaşlar. Evet, sizlere iyi çalışmalar. Dediğim gibi umarım birkaç arkadaşıma yerlerini vesaire izah edebilmişsindir. Yardımcı olabilmişsindir. Sizlere iyi tamiratlar, iyi başarılar diliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz inşallah.